Şimdi birazdan arkadaşımız Nedim Bayhan tam sınır hattından karşımızda olacak Neyim Bey. Orada gördüklerimiz evet. e, birkaç saat önce yaptığımız ilk bağlantıda e, Kamışlı hattından, Nusaybin'in yani tam karşısından çok daha iyi bildiğiniz bir coğrafya, e, evet. dumanların yükseldiğini gösteriyordu. Burada dediğiniz gibi işte çoğunlukla hava harekatı veya uzun menzilli atışlar yapmakla e, operasyonu sertleştiriyor. Seviyeyi bir miktar daha yukarı çıkarıyoruz ama e, şunu vurgulamak lazım galiba. Kara harekatı ile hava harekatı arasındaki temel farklar. Şimdi sadece bir mağara e, prototipi üzerinden ben e, tek bir e, örnek vermeye çalıştım izleyiciler. İşte hemen kaçış e, yapmaları. işte ilk anda ihma edebildikleriniz ama o sadece 5-6 metrelik mağaraya bildiğim kadarıyla askerler e, mağara bile demiyor. Onlara cep diyorlar. Mağara tamam. dediğiniz evet, yüzlerce evet, metre evet. içeriye gidip içerisinde evet. sığınak, mühimmatı, yatağı, işte e, yemekhanesi her şeyle böyle kapsamlı evet. hazırladıkları orada sadece 1-2 gün saklanmak değil, günlerini harcadıkları bir yer orası. Dolayısıyla içeriye yüzlerce metre gidebiliyorlar. E hava da bu yüzden sınırlı kalabiliyor. Kara harekatı yapılabildiğinde işte tüm bunlara karşı Neler olabiliyor? Ha bir de izleyiciler şunu merak etmiş. Kara harekatı diyorsunuz ama Nayim Bey bu mevsimi kastetmiyordur galiba diye sormuşlar. Onu da açmanızı rica edeyim. Ee, bölgenin Abi. coğrafyanın etkileri. Ama bu soruyu sormadan önce rejiye son kez soruyorum. Nedim Bayan Abi. hazır mı arkadaşlar? Peki o halde birazdan bölmeyeyim Nayim Bey'i. Nayim Bey tamamladığında dönelim artık Abi. Nedim evet. Bayana. Eee Nayim Abi. Bey buyurun. Abi. Ee karar harekatının değerli, hava evet. harekatının sürekli hale gelmesi mi, kara harekatıyla nokta atış mı? Elbette kış şartlarında evet, evet. soranlar var. Buyurun yanıtları dinleyelim. Doğru. Şimdi hava harekatı tespit ettiğiniz yani keşif gözetleme araçlarıyla, e, yerel istihbarat kaynaklarıyla, bölgedeki istihbarat kaynaklarıyla, nokta istihbarata dayalı tespit ettiğiniz, belirlediğiniz hedefler hava harekatıyla işte F-16 savaş uçakları, hava araçlarınızla, e, silahlı hava aracınızla orası tespit edilir ve oraya hedef alınarak bombalanır. Şimdi bu bombalandığında o bölge ve noktayla ilgili bunu kontrol edemezsiniz. Nasıl edemezsiniz? Basmadığınız için siz o hava harekatı bombardıman bittikten sonra başka yerdeki teröristler tekrar gelir aynı sılağına, aynı pus, aynı e, yuvaya tekrar gelir, yerleşir. Dolayısıyla hava harekatıyla kesin sonuç almanız mümkün değil. Peki etkisiz mi? Hayır, etkisiz değil. Etkili ama kara harekatının etkisi kesin sonuçtur. Yani kökünü kesiyorsunuz ağacın. Hava harekatıyla kökünü kesemiyorsunuz. Hava harekatı ağacın büyük daha... e, oranda caydırıcı, geriletici ama kara harekatı yok edici demek daha doğru değil yok mi? Yok edici. evet yok edici. hava harekatında da tabii zayiat verdirirsiniz, kayıp verdirirsiniz ama daha kısme, daha kısmi olur. Hı -hı. Ama kara harekatında sizin ayağınız, botunuz, Oraya basmadığı sürece o bölgeyi kontrol edip bu bölge benim, bu bölge temiz, bu bölgede terörist yok diyemezsiniz, rapor veremezsiniz yani Onun için kara harekatı bütün dünyada görülen bir durumdur. Ama kara harekatı yapılırken tabii elbette hava harekatıyla koordineli olarak yapılır. Önce hava harekatıyla hedefler yumuşatılır. Yani kara harekatında kara birliklerin vereceği kaybı zayiatı azaltmak için, Minimum azaltmak için önce hava harekatıyla hedefler yumuşatılır. Oradaki belirli terör örgütü yuvaları iyice etkisiz duruma getirilir. Sonra kara birlikleri harekata başlar ve orada bütün bölgeyi kontrol altına alır. Dolayısıyla kara harekatı olmalıdır. Ancak mevsim şartları tabii bu mevsim şartlarında bunu Türk Silahlı Kuvvetleri değerlendirecektir. Tabii şiddetli soğuklarda mesela Suriye'ye yapabilirsiniz bu kara harekatını. Suriye düz arazidir engebeli değildir. Suriye'deki hava şartları Türkiye'deki hava şartlarına yakındır, ısı dereceleri. Hatta biraz daha yüksek derecededir. Yani 2-3 derece daha fazladır Suriye sıcaklığı, hava şartları açısından. Suriye'ye düz arazi yapabilirsiniz ama Irak'a geldiğimizde, Irak'ta 1700-2000 metre yükseklikteki bu rakımda şu anda teröristlerin eylem yaptığı bölgeyi kastediyorum. Ortalama 2000 metre yükseklikte, 1,5-2 metre karın bulunduğu bir alanda görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra düştüğü, 1-2 metreye düştüğü, görüş mesafesi deyince sadece çıplak gözü kastetmiyorum. Tabii. Size verilen modern silah sistemlerinde gece görüş cihazı, dürbünü, termal kameradaki kısıtlamayı da kastediyorum. E tabii bu e, koşullarda Kuzey Irak'a yapmak oldukça güç. Bunun riskini tabii Türk Silahlı Kuvvetleri değerlendirir ama bu harekat yapılmalıdır, yapılmalıdır. Belki de Şubat'ın sonunda, mesela hazırlık yapılabilir. Şubat'ın sonunda artık tipi ve kar yağışı gittikçe azalır. O zaman başlanabilir. O zaman Şubat'ta yapılabilir bu harekat. Naim Bey araya mi? giriyorum. E, araya Bak. giriyorum. Şu anda e, Kamışlı'ya e, SİHA kullanarak vuruyoruz zannediyorum. E, Nedim Bayhan'dan evet. şimdi ve sınırı... Sonunda çizdiğiniz e, ne derler? Yol haritası. En evet. sonunda çıkacağı yer kapsamlı bir ara kara harekatına gidiyor Doğru. gibi. Bir toparlama Doğru. rica edeyim. Bir kapanış yorum. Evet. Şöyle toparlamak. Tabii SİHA ve İHA'lar e, görüş koşullarının uygun ala, olduğu alanda, mesela bu şu anda Kamışlı'da, tabii. Suriye'de kullanılıyor. Ama e, diğer bölgede F16 savaş uçakları gibi uçaklar kullanılır. Çünkü görüş sınırlı görüş şartları kullandığınız bütün sistemleri olumsuz etkiler. Sadece Türk ordusu için değil, bütün ordular için böyledir. Dolayısıyla bir sorunuz vardı. Peki kara harekatı ne zaman başlar diye. Zaten şu anda Ocak'ın ortasındayız. Şubat'ın ortalarında rahatlıkla Türk Silahlı Kuvvetleri kara harekatı başlatma imkan ve kabiliyetine, yeteneğine Kuzey Irak'taki bu şu andaki engebeli dağlık ve karlı arazide mevcuttur. Zaten 2008 yılında bir güneş harekatı yapmıştı 2008 yılında. 21, 21 Şubat 2008'de de bu kara harekatını başlatmıştı Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani ne zaman silah sistemlerinin daha az gelişmiş olduğu bir alanda. O zaman Türk Silahlı Kuvvetleri Şubat'ın ortalarından ya da başından itibaren hem Suriye hem de Irak'la birbirleriyle koordineli olarak ve birbirine paralel olarak iki coğrafyayı da birbirinden ayırma lüksü yok artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Çünkü hem Suriye hem Irak'ta aynı tehdit var. Suriye'deki tehdit daha büyük ağırlık merkezi orası ama sınır tanımadan Suriye ve Irak'a aynı coğrafya kabul ederek yaklaşık böyle bir geniş cephedeki bir alanda bir kara harekatı hava destekli kara harekatı yapmak zorundadır. Ama bir konuşu yapmadan önce tekrar söylüyorum Rusya ile Suriye ile İran ile ve Irak işbirliği yapmalı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de bu şehitleri verdiğimiz bölge kendi kontrolünde olduğu için Barzaniye'de şiddetli bir tepki göstererek ve onu zorlayarak kendi bölgesinde bulunan PKK terör örgütüne sahip olduğu peşmerge gibi kuvvetlerle, güvenli güçleriyle operasyon yapması ve mücadele etmesi için Türkiye baskı yapmalıdır. Sayın Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Acil ediyorum. Acı haberleri almadan iyi ihtimalleri evet. konuş.